Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Keykubadiye Sarayı Kazı Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen ve Türk kültürüne katkı sağlayacak olan Keykubadiye Sarayı buluntuları sergisini açtı. Selçuklu Uygarlığı Müzesi içerisinde gerçekleştirilen Keykubadiye Sarayı buluntuları sergisi açılışına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Ali Baş, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Aygül Aykut ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'la daire başkanları katıldı. Kayseri'nin M.Ö. 4000, M.S. 2000 yılı olmak üzere 6000 yıllık geçmişi olan kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları ifade etti. İyi ki bir Selçuklu şehriyiz. Bu açıdan da geçmişlerimize rahmet okuyoruz. Tabii böyle kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bir şehirdeyiz. Selçukluyuz, Osmanlıyız, Cumhuriyetiz. İnşallah ilelebet yaşaması için de dua ederiz. Ben diyorum ki eğitim ve öğretim odaklı Anadolu'daki Selçuklu şehirleri olan Konya'mızı, Kayseri'mizi, Sivas'ımızı, Niğde'mizi neyse benzerlerini destekleyin. Bu kültürle bezenmiş Mevlana'nın kültürü, Hacı Bektaş-ı Veli'nin kültürü, Seyyid-i Burhanettin Hazretleri'nin kültürü gibi kültürlerle, Ahi Evran gibi o kültürlerle bezenmiş nesiller yetişsin, gençler yetişsin, ülkesine sevdalı, vatanına sevdalı, bizi geleceğe taşıyacak yavrularımız eğitimli ve donanımlı olarak vatanına, milletine hizmet etsin diye hep böyle temennide bulunuyorum. İnşallah o anlayış içerisinde böyle anlamlı bir çalışmada bulunmak, hem Alaaddin Keykubat'ı rahmetle anmak, hem de adeta iğneyle kuyu kazarcasına hep yerinde gördüğüm için böyle ifade ediyorum. Eserlerimizi gün yüzüne çıkartmak amacıyla yaptıkları önemli ve anlamlı çalışmadan dolayı Ali hocama ve ekibine teşekkür ederken o eserleri burada görmek de elbette ki sizlerin hakkı diyoruz. Çünkü görünce belki tarihimize daha bilinçli olarak sahip çıkma duygusu da oluşmuş olacak. Bu eserlerin yine bir Selçuklu eser içerisinde Selçuklu Müzesi diye nitelendirdiğimiz bir müzemizde sergileniyor olması da önemli ve anlamlı. Tabii ki biz Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediye başkanı olarak el ele gönül gönüle vermek suretiyle dayanışma içerisinde şehrimizi daha iyi noktaya taşımak için her alanda biz varız diyoruz. Hiçbir konuya bu bizi ilgilendirmez demiyoruz. O açıdan da biz elbette ki bu çalışmaları adeta kendimize bir mecburiyet hissederek yapmanın keyfini yaşıyoruz. Kültür Bakanlığımıza bizlere her zaman gerçekten işbirliğinde yaptığı desteklerden dolayı ben teşekkür ediyorum. Amacımız yerin altındaki bu kazanımlarımızı, zenginliklerimizi yerin üstündekilerle buluşturmak. Başka bir niyetimiz yok. 7,5 milyon yıl önceki döneme ait olduğu ifade edilen malumunuz fosillerle ilgili çalışmalar yapılıyor. Kızılırmak kenarında aynı zamanda Koramaz Vadi bölgesinde. Evet, o da bizim için, şehrimiz için bir zenginlik. Başı bütün olan orada eserler çıkıyor. Hemen Kızıl Köşk diyoruz. Yine bir Selçuklu döneminin eseri. Bunun yanında Seyyid-i Burhanettin Hazretleri'nin mezarlığının olduğu o bölgede yeni çıkan bir Selçuklu dönem eseri. Evet, devam ediyoruz. Şimdi sıkı durun. Yetmez dedik. Antep'te var, Hatay'da var. Bizde niye olmasın? Şanlıurfa'da var mı bilmiyorum. Var, orada da var. Bizde niye olmasın dedik. Mozaikler. Adeta hem de yani bozulmamış şekliyle Roma dönemi, Bizans dönemine ait olduğu ifade edilen ince suyumuzun Ören şehir, Viran şehir diye bilinen mahallesinde, köyünde çıkan mozaiklerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu şehir bir açık hava müzesi. Yapılan bu çalışma hayırlı olsun. İnşallah buradaki güzel eserleri siz göreceksiniz. Sizden kesmiyorum, siz buyurun. Ben de size buyurun.